Herkese merhabalar arkadaşlar. Kore videolarımız devam ediyor. Bu kez de bu ekiple birlikte Kore'nin abur cuburlarını deneyeceğiz. Ya çok kötü gözüküyor. Bunu alamayacağım. Hayal kırıklığı sen. Ay ben bunu çok beğendim. Tabii. Son zamanlarda zorlandığım en zor videon bu. Yanlışlıkla sen şey almış olmuyorsun. Vitamin. Sağlık bir şey aldım bence. Ama seremiyorum. Çok güzel bu. Bu çok güzel. Bu gerçekten çok güzel. İlk önce alışveriş kısmına gitmek istiyorum Kore'ye. Oradan buraya gelip bunları deneyeceğiz. Çoğu market burada gece de açık oluyormuş. Mesela Türkiye'de 7-24 market kesin vardır ama benim çok bildiğim bir yer yok. Burası öyle. Şimdi burada böyle farklı gördüğüm bütün Kore atıştırmalıklarını almak istiyorum. Çok değişik şeyler var. Şöyle bir tane kendime sepet alıyorum ve şu kısımdan başlayacağım. Saça saça ilerleyelim. Şimdi burada Haribo'lar vesaire var. Bunlar bizde de var. Ama mesela şu birazcık değişik gözüküyor. Şundan bir tane alalım. Sonra bir tane bak mesela şöyle şekerli böyle badem gibi bir şey var. Bu da güzel görünüyor. Bundan da mı alsak? Bundan da alalım bir tane. Çikolata bölümünde yine bizdeki olan çikolatalar da var. Ama şunlar mesela bizde yok gibi. Bir tane şundan alacağım. Şunda şöyle değişik bir şeyler var arkadaşlar. Yani bunlar mesela bizim hiç asla hoşumuza gidecek bir şeyler değil. Çünkü balıklı, kurutulmuş, değişik balıklı bir şeyler. Ama tadına bakarız. Mesela bu balık kekine benziyor. Bunlardan bir tane alacağım. Buranın patatesleri çok meşhur. Hep böyle patateslimsi şeyler falan var böyle. O patates cipslerini o yüzden mutlaka almak istiyorum. Bunlar birazcık daha bisküvi gibi şeyler galiba. Şöyle bir bisküvisi var. Mesela bizde de var bu tarz bisküviler. Bakalım Koreli'ninkisi nasılmış. Şöyle çok değişik bir şey var. Bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bir tane de bundan alacağım. Bunlar da böyle hani biskolatanın ürünleri var ya onlara benziyor. Öyle bir şey gibi. Buna da bir bakalım. Arkadaşlar çok kötü. Karides. Karidesin cipsi olur mu ya? Bakalım olur muymuş bakalım. Hani istemeyerek atıyorum şu an sepete ama yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. Mor patates. Bunu çok merak ettim şu an. Royal Milk Tea diyor. Sütlü çay. Bunu alıyorum. Devam edelim. Cips bölümüne geldik. Pembe yine mor patatesli bir cips. Bu kesin alındı şu an. Şu an çok değişik gözüküyor. Bu da sweet potato'ymuş. Tatlı patates yani. Ve bu da alınsın. Bu ne acaba? Bu da çok değişik gözüküyor. Bundan da alalım bir tane. Şekerlemeler var. Bu şekerlerden Pikachu'lu bir şeker var. Bundan alalım bir tane. Böyle bezelye gibi yeşil yeşil ne olduğunu anlayamadım. Alalım. Ne olduğunu anlayamadıysak. Bu da değişik bir şeye benziyor. Aa bunlar meşhur bir şeyleri, tatlıları galiba. Aldık. Ay bu çok garip bir şey arkadaşlar. Yaklaşıyorsun direkt diye böyle açılıyor. Çok güzel. Bak şimdi uzaklaşıyorum. Vallahi kapıyı bozduk galiba. Ay kapandı. Çok iyi ya. Ben bununla gelir oyun oynarım. Hiç hayatımda daha önce görmediğim bir şey bu. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim olmadığı için alıyorum. Tatlı pirinçmiş bu. Bunu da aldık. Bunları alıyoruz ve deniyoruz. Şimdi tek tek denemeye başlayalım istiyorum. Şimdi ilk önce şunu göstermek istiyorum. Bu aynen tam güzellik bir şey. Bu mor patates. Orada mor patates çok meşhur. Açıyorum. Aç bakın bakalım. Şimdi içini göstereceğim. Bildiğiniz mor. Oo bayağı mor. Ben direkt ve hani bu doğal bir renk. Onların bence ekledikleri bir şey değil. Çünkü patatesleri gerçekten böyle mor. Hemen okuyorum ben burada. Evet. Korece olduğu için içinde ek gıda var mı? Varmış. Var mıymış? Ya yoksa? Koymuşlar. Ben tadımını kaldım evet. Şurada mesela. O kokusun bayağı normal patates. Bir şey söyleyeceğim ben yiyorum. Bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ne? Kanalımıza abone olmayı ya bunu unutan var mı hala ben anlamış evet, değilim ama. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın ki hemen videolar. Basıyorsunuz 2 evet. Saniyelik. Ben yedim. Çok güzel değil mi? Kutulu patates cipsleri var ya onların azıcık daha tatlı versiyonu. Bir de bana pancar tadı geldi ne malumdur ama. Pancar tadı geldi. Olabilir çünkü meyvelere o renkleri veren maddenin de bir aroması oluyor. Tabii var bunda pancar. Bir de üzerinde pancar. Şeker atmışlar bak görüyor musun? Bence de pancarda ne varsa o şeyden var yani. Bu neyse çok güzel. Bunu beğendik. Bu, çok beğendik. Onu hemen işte. Haneye. Bu hemen backstage'e. Şuna bakalım mı? Şimdi burada bir yumurta var. Cream. Evet yumurta var. Zaten her şeyleri bak balıklı ve yumurtalı. Biz bunu pişirecek miyiz peki? Aa. Pişirecek. Pişirecekmişiz. Şöyle içini açalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Bu sanırım böyle paket. Onlar böyle sürekli hazır ya gıdaları değil mi? Bakın şöyle daha paket fazla. Paket. Mikrodalgaya atarsan diyor 15-20 dakika diyor. Değildir dakika. Airfryer'da da 5 dakika. Bak dakika değil o. Yanlışım var. Buradaki harf farklı. 15-20 saniyedir o. Mikrodalgada 5 dakika ne kızım? 15-20 saniye. 3 tane atalım.
Biz yaklaşık bir dakika falan beklettik değil mi? Niye bir dakika beklettik ya? 15 dakika diyordun sen. Mikrodalga yatarsan diyor 15-20 dakika. Yumurta mı içindeki? Ya bence yumurtalı bir sos bu. Böyle kek bildiğin pofidik pofidik bir kek ama içinde böyle yumurtaya benzer bir sosu var ama yumurta değil tabii, tatlı bir şey bu. Kek yani bu. Ama böyle über şekerli. İçinde bir kekremsi bir şey var. Kekremsi mi denir? Kekremsi. İçinde kekremsi bir şey varmış, evet. Yani bunu alır mısın, yer misin? Alırım ya, ben o kadar şey yapamadım. Sadece içindeki tadı şeyi anlayamadım. Yani yumurtaysa sıkıntı değilsin. Bana bu kadar şekerli olmasa kekini çok beğendim ama çok şekerli. Güzel. Günü kurtarır. Ben daha kötü şeyler bekliyordum, şu an iyi gidiyoruz. Puanlayalım bari. 7. Bence 8 ya, ben tadını beğendim. 8, ben 6 ya. 7 çok bile benim için. Ben beğendim. Madem bu kadar güzel şeyler yedik. Hamsi gibi geldi bana bu. Bu sanki balıklı bir şey arkadaşlar. Bakayım, okuyayım ben. Oy hadi. Doğru okumadım mı? Sen biliyorsun. Yani bu balık da olabilir, patates de olabilir, emin değilim. Patlıcan mı bu, patlıcan? Patlıcan da olabilir gerçekten. Kokusundan anlarız şimdi. Koklayalım mı? Biraz... Bence bu patlıcan ya. Bakın tipi şöyle. Bence patlıcan bu ya. Tek tek koklayınca o kadar yoğun gelmedi. Sana güzel, güzel olanı vermek istiyorum. Daha güzel bence. Tatlı desem, tatlı değil, tuzlu değil. Çok değişik ya. Bomboş bir tadı. Bunda balık var, %100 balık var. Ay bir midem bulandı. Midemde lan. Kötü hissettim kendimi. Bunda balık var, balık. Evet, balık var galiba. Bu galiba somon. Diyorsun. Şimdi kafası geldi. Somonun derisi bu arkadaşlar. Aa, somon şaka gibi. Ya Kore'deki arkadaşlara bir şey demek istiyorum. Nasıl yiyorsunuz bunu ya? Sen orada Kore'deki arkadaşlar. Wow, bu ne lan? Çok kötü kokuyor bizim. Size bir şey söyleyeyim. Tam kokusunu söyleyeceğim size. Balık yemem. Balık derisi bu. Aa, balık derisi, evet. Balık derisi gerçekten. Balık derisi. Somonun derisine benziyor böyle. Bakın bu bildiğin balık derisi işte. Bundan nasıl bir insan atıştırmalık yapar? Niye ben? Ben deneyeceğim Gizem. Hadi aynı anda. 3, 2, 1. Oy çok kötü. Çok kötü ya. Ben çok mu küçük ısırdım acaba? Çok kötü. Ben hayatımda yediğim en kötü şeylerden bir tanesi. Bunu martıya fırlasam martı yemez bak, yemin ederim. Ay çok fena, ben uzun bir süre balık yiyemeyeceğim muhtemelen. Ay ağzım var ya şu an, yani anlatmak daha istemiyorum tadını. Lütfen güzel bir şey getir bize baba, böyle olmaz. Şu. O mu? Şu. Evet, çok yeni o. Çikolatalı bir şeye benziyor. Bu da balık küçüksün, bayılalım. Yok ya, balık değildir. Ocho dank bar. Çok chocolate diyor. Ondan sonra içinde çikolata küçük yuvarlak şeyler var ya. Yer fıstığı. Ondan sonra yer fıstığı varmış. Bakın yavrularım. Aa bu iyi. Kim ısırmak ister? Güzel ısırsın. Güzel. Prenses ısırsın. Sen de ısır, en sonunda ısır. Bir dakika bak şöyle. İçi dolgulu. İçinde böyle çikolata, ondan sonra etrafı kakao ve işte yine çikolata ve fıstık ezmesi. O kadar güzel ve o kadar böyle bildiğimiz bir tat ki. Bizdeki neye Canga benziyor? Hayır, wanted. Wanted mı? Wanted. Wanted'a benziyor. Aynen. O balıktan sonra şu önüne evet, getirsin. Çok iyi abi. Çok da beğendim. Balığı bir şekilde yapacağınızda bunlardan devam edin üretim. Deme. Onların da bir ağız tadı var. Abi o ağız tadı değildi ya. Ne yapacaksın? Bunu var ya, her gün eve giderken alırım bir tane. Ben buna 7 puan verdim. 7 verilir. Wanted da çok sevmediğim için. Ben kahvenin yanına alır, çakur şukur yerim bunu. Bunu açıyorum. Evet, karamel ve badem. Normalde bizde hiç görmediğim bir şeydi daha önce. Bizde de tabii meyveyi tuzlu böyle şekere vesaire. Aa bakın böyle. Bayramlarda verilen bayram şekerleri gibi. Bildiğin şeker bu, ağzına atmalık. Sanat eseri gibi. Hani ısırmalık değil. Ben sevmedim. Ben bunu böyle söylüyorum. Şeker sevmem. Türkiye'de bir tane şeker vardı, hatırlıyor musun? Bondi mi? Boli mi? Bak içerisi boş olur. Aynen. Böyle bir şey olur o şekerin içinde. Ve içi de böyle birazcık şey, karamelimsi olur. O şekerin ortasına bademi yapıştırmışlar, geçmişler. Kötü değil ama bence o kadar. Bu da karidesli bir şey. Karides çok severim. Bunu gördüm, bunun kötü bir şey olduğunu anladım. Ama dedim ki sonuçta insanlar bunu Kore'de yiyorlar. Biz de yiyelim. Balık tadı tabii. Ya sonuçta şimdi Türkiye'de de 1000 tane bir abur cubur var ama herkes hepsini yemediği için. Sen karidesli hiç abur cubur yedin mi Türkiye'de? Yemedim. Öyle mi kokuyor? Çok kötü. Bu gerçekten ondan da kötü. Yemin ederim. Bu da aynı. Aynı ya. Bu şey. Yiyebilirsiniz. Balık yemi bu. Bu inanılmaz.
Hayatımda yani bilmiyorum, bu çok kötü. Bir de ağır baharatlı bir şey ya. Normalde zaten balık hoş kokmaz bence. Hani ben böyle balık pazarına falan gittiğimde çok kötü oluyorum. Üstüne bunu böyle pişirip ve baharatlayınca korkunç bir... Son zamanlarda zorlandığım en zor videon bu. Gerçekten yani çok zor bir video lan bu. En zor videom bu galiba. Bu ne yani? Bu çok kötü. Yiyeceğiz artık. Yemeyelim bence bunu ya. Ben yiyeceğim. Gerçekten baksanıza, bildiğin karides. Çim karides deniyor buna, karides. Ben kendime saygımdan dolayı yiyecek misin? Biz onu sana kurban edeceğim. Aa aşkım, yemeseydin ya. Ben de yemek zorundayım şu an. Çok üzgünüm arkadaşlarıma bunu yaptığım için gerçekten. Bir karidesi alın güveçe, koyun güveçte yapın abi. Tereyağlı falan yapın yani. Ya. Sen yediğin için üzgünüm. Ben de çok üzgünüm ya. Çok özür dilerim. Ay, hiç özür dileme, ben bu videoya keyif alıyorum. Ağzımın tadı gelir şimdi. Bence yeteri kadar acı çektiğimize evet. Göre bundan sonra hep güzel şeyleri yiyelim. Ağzımızın tadı bozulmasın. Hadi bakalım güzel şeylerle. Bunu mu? Bilmiyorum, gördüm yani. Tamam, ben de merak ettim. Buna bakalım. Yani pirinç patlağı gibi bir şeye benziyor ama böyle bayağı ilginç geldiği için almak istedim. Pirinci sanki haşlamışlar, sonra da bastırmışlar, preslemişler. Aynen, sonra da sonra kızartmışlar gibi. Bence. Bak bunun diyor ki %55'i buğday diyor. Görüyorum buradan. Pirinç değil bu. Saman gibi bir şey, hiçbir şeyi yok. Yani bizdeki bölüm o boş krakenlere benziyor ama bence pirinçli daha boş. Bu. Yani daha da boş. Yani içinde hiç tuz yok sanki yani. Öyle. Kötü değil ama tadı. Yani bunun üzerine bir şey sürer yersin. Bunun üzerine krem peynirini süreceksin. Avokadonu koyacaksın. Yersin. Alt taban hazırlarsın. Ben onun yerine ekmeğe sürerim yani. Siz seçin ya. Ben seçtim demiş. Sen seç güzel. Bakın şu da ben onu aslında şey alacaktım. Bu böyle orada durdu. Kahve gibi geldi. Sonra düşündüm. Aynen. Şu içecek çok garibime gitti. Açıyorum. Sadımlık diyorsun. Ya bildiğin sütlü çay lan bu. Ha. Bildiğiniz simsiyah çay. Ve şeker. Ben hiç beğenmedim. Yani böyle bayat çayın üzerine sanki süt dökmüşsünüz, biraz da şeker dökmüşsünüz ve karıştırmışsınız gibi. Kaçak geldi bana çay. Bunun hepsini nasıl içiyorlar? Ben bunu içmem yani. Ya kötü değil de içmezsin. Bayat çay gibi ya. Bunun üzerine tartıştığımız zamana bile yazık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Gönderelim abi. Sen seç ya. Birini seçin. Şu var ya, o kadar güzel gözüküyor ki. Allah'ım, ne kadar güzel bir kutu yapmışlar. Bu böyle küçük küçük sanki çikolata çıkacakmış gibi. Aynen, güzel, çok güzel bir şeye benziyor gerçekten. Evet. Öyle mi, minik mi? Tekrar. Ama premium. Lan bu. Ezmen mi? Püre gibi bir şey. Bu meyve püresi. Gerçekten meyve mi? Meyve püresi bu. Bakın böyle bir şey. Pestil. Pestil mi? Aynen, pestil. O kadar yumuşak ısırılıyor ki hiç, bakın, şok olacaksınız. Şekerli mi? Şekerlidir canım. Değil mi? Şekerli ama meyve değil. Çok... Bence var ya bu mor patates. Bakayım, benim Korecem var. Mor patatesin pestilini yapmışlar. Bence öyle bir şey. Bu evet mor patates. Vallahi gerçekten bak, bu mor patates şeyleri onların. Bence çok güzel tadı. Tokyo mu? Herhalde yani orayla bir match-up yapmışlar. Bu o zaman Japon atıştırmalı. Dur bakacağım hemen. Tokyo diyor gerçekten. Ben sevmedim. Ben bunu hayatta almam. Ben de almam bunu. Ben sevdim, yanına da bir tane süt alırım. Süt de bunu yerim. Gerçekten evet. Mi? O zaman senin olsun canım. Tamam. Ego, sen seç bir tane. Ya benim sabahtan beri aklımda tek bir tane şey var, o da bu. Bu valizimde açılmış, tamam mı? Ege sabah geldi diyor ki, hain diyor, bunu açmışsın, yemişsin bunu diyor. Ben dedim ki, yürüsün de patlamış. Hain demedim bu arada. Ne var, bir tane kokmuş şey yaptım. Onu ben eklemiş olabilirim. Ne var, bir tane... Bu güzel bir şey benziyor. Mısır mı bu ki? Mısır ya, bunun kapağı açılmış da sanki çıtırlığı gitti. Bayatlamış. Bayatlamış değil mi? Ya ben karamelli şeyleri sevmiyorum ama tadı çok güzel yani. Tadı güzel. Ben de sevdim. Tadını gerçekten beğendim ama karamelli, bildiğiniz mısır cipsinin üzeri karamelli mısır cipsi. Bu da bisküvi. Ay, bizdeki bildiğin böyle bisküvilerden. Böyle küçük bir sürü paket. Tam da 3 tane var. Abi dümdüz bisküvi. Dümdüz bisküvi. Biskuit. Bir tanesinden de 3 tane çıkıyor. Tertemiz. Tam güzel ayak bu şu an. Balıklı gibi geldi. Ay, ben bunu çok beğendim. Çok güzel tadı. Bende nedense pişmaniye hissiyatı şey anladım yaptı. Anladım seni. Yok şeyi değil mi? Tamam İzmitli. Tamam İzmitli. Evet. Ben pişmaniyeyi de çok severim. Bu zaman kadar yediğimiz buradaki en kendine has özel tadı olan yiyecek. Ben bundan böyle bir performans beklemiyorum. Çok güzel bir, inanılmaz, hiç böyle bir şey beklemiyorum. Neyle devam edeyim? Hadi siz seçin, ben seçmeyeceğim. Abi en sevdiğim meyve olan şeftali gibi galiba. Yanında bu erik yumurta. Mi? Yanında da yumurta. Yo, mı? Ya bence şeftali. Şeftali şeyi. Elde mi bir de? Şeftali şey, şekerleri minik minik. Evet, bu da bayramda demek ki bunu da açıyorlar beton yanına. Evet. Bak
bademliyi sevmeyen diyor ki şeftali değil. Şekerde mi açılıyor? Aynen. Gerçekten mı? Öyle bak. Al tatlısı. Tatlı gözüküyor. Şöyle ederim. Ne kadar güzel içiyor. Çok tatlı. Çok güzel içiyor. Baktın mı? Şeftali suyu sanki çok güzel. Fresh mi? Çok güzel. Beğendim ben bunu. Ben bunu beğendim. Güzel. Muhteşem böyle über kalite bir şeker olmasa da güzel yani. Laktik beğendim mi? Ben de. Şey gibi. Mesela bir markete gidersin de o markette köşede durur küçük küçük minnoş şekerler. Hatırladınız evet, mı? Evet aynen kenarda. Kenarda. Abi çocuklara verin ya sokakta bakkallarda. Bozuk kalmadı bir şeker vereyim. Aynen. Şekeri tam bu. Aynen tam o şekerden. Ya mor patates cipslerin hepsi çok güzeldi. Umarım içine balık malık sıkıştırmamışsınızdır. Bence mor patates dediğimiz şey pancar aslında. Ay bu çok garip ya. Böyle parlak parlak. Bomboş bir lezzet ama kötü değil. Şekerden sonra sarmadı be. Hiç güzel değil. Ama bir tane daha. Çok büyük. Yani bazılarında deli gibi baharat var, bazı şeylerde sıfır set. Yani bunu muhtemelen gerçekten glutene falan alerjisi olan ve tüketmeyen insanlar için üretilmiş lezzetlerden biri. Dipten güzel bir tat geliyor. Evet geliyor, aynen geliyor. Ama çok dipten geliyor. O yüzden ilk başta yediğin zaman şey, gördüğünüz üzere üçüncü yiyoruz. Demek ki o kadar kötü değil. Ya kötü yok, değil. Kötü değil. Hmm. Acı tadı da mı var ya? Evet. Çok az. Hafif acımsı en tat. Dipten bu da geliyor. Evet en dipten. Gurme miyiz? Gurmeler aynen var. En dipten minik birkaç tane pul biberle kapmışlar. Eser miktarda. Eser miktarda. Ne düşünüyorsun da geçmişsek? Çok odaklandım yemeğe. Şeyle yenir bu dip sosla. He bak onun da güzelliği. Bir ortam şenlenebilir. Sweet rice snack. Bir daha pirinç geliyor. Evet yine pirinç geliyor. Tatlı pirinç. Tatlı pirinç. Ve ağır biraz paketi bu arada. Kesin bunda bir tane böyle bir şey çıkıyor. Dışındaki görüntüyle aynı gerçekten. Oo gerçekten birebir yapmışlar. Şöyle aynen. Şöyle vereyim bize. Şükürler bir tane. Hayır, gerçek fotoğraf bu bilindik bir koku. Yani. Bilindik bir koku. Ben bunu bakalım tadı aynı. Bu güzel bence. Ha değil falan. Yorumluyorum. Uzman gurme Betül Çakmak yorumluyor. Pirinci haşladınız tamam mı? Önce sonra ben. Haşladınız. Sonra onu ezdiniz. Lap oldu. Ondan sonra lap oldu. Sonra onu ezdikten sonra böyle yuvarladınız onu. Uzun uzun oldular ya onlar. Sonra onları böyle minik minik kestiniz böyle küçük parçaları ayırdınız. Ondan sonra aldınız pudra şekerini. Hmm. Pudra şekerini böyle çevirdiniz. Sonra gittiniz bunu böyle kızarttınız. Bizimkiler ister mi sever mi? Sevmez. Sevmez. Bizde ben mesela böyle bir atıştırmalık alınmaz yani. Kimse almaz. Ben bunu yiyebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. No. Bunu geçtiğimizi düşünüyorum. Evet ortaya alalım son evet, malzemeleri. Evet ortaya son malzemelerimizi alalım. Hangisinden? Jelibon. Dikaçu. Tamam jelibon. Sonra da Pikachu yiyeceğiz. Aa jelibon çok güzel benziyor. Oh be. İlk defa üzerinde balık resmi olan ama güzel bir şey yiyeceğiz. Balık resmi mi oldu? Düşünün balık jelibonu yapmışsınız ne gülerim. Abi. Balık değil jelibonu istemiyorum. Bana bir şey diyeceğim. Geldi. Şu an ilham geldi. Bizde normalde jelibon dana şeyinden oluyor ya yağından. İnan. Balık yağından bu. Saçmalama ya. Vallahi balık yok yağından. Yok artık ya. Onu zaten anlayamazsın. Çok güzel. Abi jelibon her yerde jelibon güzel. Jelibon her yerde jelibon. Hatta bence bu quality jelibon. Bence de bu quality bir jelibon ve güzel bir jelibon. Jelibon neyi quality olabilir? Sanki bunun yapısı çok güzel. Sanki hepsi kolaymış gibi ama değil. Öyle bir tadı var. Evet jelibon. Aynen bence de kola tadı var. Ben, değil mi? Aslan bir kola tadı var. Ne? Çok güzel bu. Bu çok güzel. Bu gerçekten çok güzel. Neyle devam edelim ya? Sen size soruyorum. Ben karar vermeyeceğim. Dikachu istiyorum. Dikachu. Pikachu şeklinde şeker. Aa tam egelik ya. Pikachu bana ver. Bana ver. Çok tatlı. Ben bunu emzik niyetine. Ege emzik biraz da dışarıda kalacak. Ha? Aa kulağı koptu. Pek çok bir olayı yok. Mesela? Değil. Tıp tip için alınır bu arada. Hani ben şeker yediğim yasır bıraktığım için artık yemem yani. Bir şey diyeceğim. Jelibondan sonra galiba çok tadı gelmiyor. Buna İrem puan veremiyorum çünkü tatmadım. Sen ama güzel yani arkadaşıma hediye olsun diye aynen, götürdüm. Aynen. Koreden aldım arkadaşıma hediye. Evet, bir hediye bence. Aynen. Güzel. Öyle. Ben bunu parmağıma takıp videoya devam ediyorum. Yani etrafı çok şey. Bence parlak. Bu da şekerli. Şekerli aynen. Bu. Şeker parlaklığı var bunda. Bakalım ama tipi çok güzel geldi. Yani. Yani etrafı çok şey, bence parlak. Bu da şekerli. Şekerli aynen, bu. Şeker parlaklığı var. Bu arada... Ayy, özür dilerim. Kopmuyor. Böyle bir şey, bence bu pirinç patlağı bildiğiniz. Aynen. Pirinç patlağıyla şekeri böyle harmanlamışlar. Şeker bu. Hani bu nasıl biliyor musunuz? Böyle bir şey kalmış. Böyle demişler ki birleştirelim üzerinde bir şeker patlatalım. Bir tane yiyecek yapalımın örneği. Ay ben buradan var ya en çok sweet patatesi beğendim. Aynen. Başka bir şey mor patatesi beğendim. Hiçbir manası yok lan bunun. Gerçekten hiçbir manası yok. Koleciğim.
Boşa aldım. Ama sen gel birazcık Türkiye'deki atışımı benden yiyin yani. 175 kaloriye yazık mı? Yazık. Bence bu daha güzel. O yüzden ilk önce bunu açalım. Tamam. Ne diyorsunuz? Bence de. Ben bunu sonra saklamak lazım. Aynen ben de. Çok güzel bir hata. Şimdi açıyorum. Çok güzel tipi bence. Tipi bayağı güzel. Baksana. Ama çok şeker ya. Bana Meksika her şapkası şey gibi geldi. Belli bu arada şeker olduğu üzerindeki rengi parlıyor. Değil mi? Yani parlıyor. Üzerindeki parlaklığından belli yani. Oğlum her şey şekerli yapıyor bunlar ya. Sanki her şey tuzlu da üzerine böyle şeker bandırmış gibi. Aynen. Patates cipsinden artık bir tuz tadı almak istedim. Çok şekerli şeyler yediğim için böyle oldu. Üzerine böyle şeker dayıyorlar yani. Abi bizi son olarak şenlendir. Aynen. Şenlendir. Artık daha fazla tatlı bir şey yemek istemiyoruz ama jelibon yeriz yani. Bu var ya en bir de kötü çıkarsa ağlayabilirim. Ben çok hayal kırıklığına uğrarım. Çok yükselttim kendimi bunun için. Aa. Ne diyorsun? Ne bu? Ne o? Bunun içinde ben rengarenk şekerler olmasını bekliyordum ama sadece sarı varmış. Aa bak bence bunlar diğer jelibonlara göre daha... Bu vegan jelibon, vegan. Varsa. Evet sanki öyle gibi. Çok kötü. Gerçekten mi? Çok bakma ya. Bak şimdi. Bu kadar da kötü değil. Benim için kötü. Güzel be. Harbi mi? Vegan jelibon bu. Ben vegan sevmiyorum ya. Diğer jelibon tabii ki çok o fazla. O diğeri efsane. Ben bunu da yerim ya. Ben yemem. Ben yok ya bu böyle şeye benziyor. Bakın. İlaca. Evet işte o yüzden kötü. Bir acı şey bu şey. Pastil. He pastil. Aa evet vallahi pastile pastil. Benziyor. Hayal kırıklığısın. Acaba içinde bunun C vitamini falan mı var? Ha, öyle bir şey gibi. Oğlum değil biz mi? Yanlış. Lan yanlışlıkla sen şey almış olmuyorsun. Vitamin. Sağlık bir şey aldım bence. Vitamin tabii almış olmuyorsun. 50 tane yedik. Ya bir tane daha yiyeceğim ama risk etmeyeyim diyorum. Afiyet olsun. Yok yemeyeyim. Hiç olmaz şifa olsun. Yok şimdi belki. Sıkıntı çıkar mı kılı çıkar. C vitamini gibi gerçekten. Ya ben bunu çok sevmedim ya. Ben gerçekten yine Gizem aynı düşüncedeyiz. Eğer bu böyle vitaminse bu arada vitamin için güzel. Hani vitamin için puanı artardı. Jelibonlar aynı. Vitamin jelibonlar mı atarsın birkaç tane. Skoru artardı o zaman bunun ama bilmiyoruz onu. Düzse kötü. Evet. Elendin baby. Elendin. Hepsini tattık. Benim favorim kesinlikle o ilk başta denediğim sweet potato. Bence de. En güzeli buydu. En güzeli bu. En güzeli bir de şu senin bademin. Ha, yani bu da iyi. Bu ikili çok iyi. Best on. Yani bu ikili harika. En sevdiklerimiz bunlardı. O halde videomuzun sonuna geldik. Geldik. Pikachu ile kapanış. Ağzınız patlansın. Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza tabii ki abone olmayı unutmayın. Herkese öpüyoruz. Görüşürüz sonraki videolarda. Kalp yap kız kalp. Size.